Devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz bize. Ben tövbe almak istiyorum. Ben yeni tam oldum hocam size. Ben 50, yaşında, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşmayı dilemeyi nasip etti. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, 7 vakit namaz da kılıyorum. Ee, Eski günlerden ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamandır şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki teşekkür ederim sizden. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Heran Kur'an, Heran mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Abdülcabar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Hamd eder, şükür ederiz. Allah razı olsun. Bizleriyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizin olmanızı olmanı bir kez daha yaşıyoruz. Şeytan ve mutsuzluk bugün konu. İnşallah. İnşallah Muhtar Hocam bugün görürseniz ilk sualimizden başlamak istiyoruz. Muhtar Hocam şeytanın insanları bütün gücüyle huzursuz ve mutsuz etmeye çalışmasının sebebi nedir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala'ya sonsuz ham teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Şeytanın insanları mutsuz etmesinin arkasında asıl sebep insanın huzursuz ve mutsuz bir varlık oluşu. Ama başlangıca gidersek Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kibirden sakının kibir sebebiyle şeytan şeytan ilane oldu. Şeytan bir cin. allah Teala Araf 12 <laughs> Hicr 27 ve Kehf süresinin 50. ayet-i bu ayetlerden çıkan sonuç dumansız ateşten yaratılan iblisin bir cin olduğunu ve Allah'ın emrine asi olduğunu görüyoruz. Asi olan bu varlık Allah'tan mağfiret talep etme yerine Allah'tan aldığı müsaade gereğince Adem Aleyhisselam onun zürriyetine düşmanlığı seçmiş. Öyle olunca o zaman her yoldan çıkarttığı kendisiyle birlikte cehenneme götürdüğü kişi sebebiyle musuzluğu her gün artıyor. Şu an kainatta en mutsuz varlık İblistir. O zaman Osmanlı'da söylenen o tekerlemeyi bir kere daha tekrar edersek ne kendi eyledi rahat ne aleme verdi huzur. <laughs> çekti öldü gitti. Dayansın ehli kuvur. İblis böyle bir varlık. Ne kendisi huzurlu mutlu ne etrafına böyle bir şey veriyor. Kendisi huzursuz ve mutsuz. Etrafına da devamlı sadece insanları değil hem cinsi olan cinleri de huzursuz ve mutsuz bütün varlıkları Allah'tan uzaklaştırıyor ve insanlar düşman olan iblisi bildikleri dost olan Rabbimize iman edip sarıldıkları takdirde iblisin onlar üzerinde bir negatif tesiri yoktur. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar mutluluğu arıyorlar. Diğer insanlar da bir insanların mutluluğu için çalışıyor. Bir tarafta da iblis var. Nefsimize tesir ederek bizi mutsuz kılıyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyoruz. Allah bizim mutlu olmamızı istiyor ve etraftaki insanlar da mutlu olmamızı istiyor. Bir taraflardan bir tanesinde üç, öbür tarafta ise sadece iblis ve nefsimiz var. İnsanoğlu allah Teala'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanması halinde şeytanın asla galip olması mümkün değil. Ama yapısından kaynaklanan bir durumdur. Çünkü bugüne kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti cinler ve diğer bir çev insanlar ve cinler hepsini yoldan çıkarttığı standart kadar kendisi huzursuz ve mutsuz. Öyle olunca devamlı bu varlık var olmanın sebebi olarak etrafa mutsuzluk dağıtıyor. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam insanların şeytanın tesiri altında kalmasının sebebi nedir? İnsanların şeytanın tesiri altında kalmasının sebebi nefsimiz. Çünkü allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsimizin manevi kalbinde şeytanın da yüzde yüz etki edebildiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, köfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Kısacası bu 19 tane afetin her biriyle iblis bize kumanda edebiliyor. Ve Allah'ı Rab mevkünden indirmek suretiyle, kendisi geçiyor ve bize şer işlettiriyor. Şerin işlenmesi sırasında sıkıntı yaşıyoruz. Bitiminden sonra da devamlı bir azap içindeyiz. Allah'la ilişkilerimiz zaten istenilen seviyede değil. Ama eğer kişi bunun farkına varabilirse, Yaradan'ına sığınırsa, emirlere itaat eder, yasakları işlemekten vazgeçerse ki, Emirlerin hepsi ruhun talebidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun talebidir. Mürşide tabi olmak ruhun talebidir. Ruhu Allah'a teslim etmek ruhun talebidir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek ruhun talebidir. Nefsi Allah'a teslim etmek ruhun talebidir. İhlasa ulaşmak, ruhun talebi ve iradeyi de Allah'a teslim etmek kesinlikle ruhun talebi olarak karşımıza çıkıyor. Allah'ın emirlerine itaat ve yasak olan da her türlü yasak olan fiil, nefsimizin talepleri, onları da yapmamak, onu gerçekleştirmek istiyorsak, onun yolu nefsimizin tezkiye ve tasfiyesinden geçer. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sahip olduğumuz şeyler mutluluğumuz için yeterli değil midir Muhterem Hocam? Sahip olduğumuz şeyler Allah'ın bize verdiği şeylerin hepsi mutluluğumuz için yeterli ama şeytan sureti haktan görünerek bunları bize göstermiyor. Allah ile ilişkimize engel oluyor ve devamlı olarak dışımızdaki insanlarla bir beklenti içerisine bizi koyuyor. Şimdi bir tarafta dünya var, bir tarafta Allah Teala var. Ve çok enteresan bir durum söz konusu. Hazreti Ömer'in sözü çok manidar. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte iblis kimi dünyaya meylettirmişse o zaman otomatikmen dünyaya eden dünya için çalışan bir insanın kendisini şeytanın hegemonyasından kurtarması mümkün değil. Böylesi bir insan devamlı Rabbine karşı isyan halinde, isyan eden kimseye Allah-u Teala'nın yardımı gelmeyeceğine göre devamlı o kişi şeytanla birlikte bir hayatı yaşar. Halbuki allah Teala Rum 30'da bizi hani fıtratıyla yaratmış. Hani fıtratının özelliği, başlangıcı şeytanın aç, kapılarının hepsinin açık, Allah'ın kapılarının kapalı olduğu, hani fıtratının sonu Allah'ın kapılarının açık, şeytanın kapılarının kapalı olduğu bir dizayn ifade ediyor. Ve bize düşen bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bizi Allah'a dost kılar. Daha sonra şükrümüzü eda etmemiz halinde bizi en üst seviyedeki mutluluklara ulaştırabilir inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mutlaka hocam, başka insanlardan beklenti içinde olmamız şeytanın bir tuzağı mıdır? Yine evet şeytanın bir tuzağıdır. Allah'a sığınmak, Allah'tan istemek yerine aciz insanlara yöneliyoruz. İnsanlar da nihayetinde bizim gibi aciz varlıklar. Biz nefsimizi tezki edebiliyor muyuz? Hayır. Yani uslu değil delidir. Halkasal usluk zaten nefsini Müslüman isim varsa kerameti. En büyük keramet nefsi Müslüman etmek ama hiç kimse bunu tek başına yapamıyor. Allah'ın yardımı, mürşidin nimeti olmadan hiç kimsenin bunu başarması mümkün değil. Biz diliyoruz. Eğer dilersek, şartlarda yerine getirirsek allah Teala bizim nefsimizi tezki ediyor. Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşid devrin imamı nefs tezkesinin sebebidir. Ama bu kadar aciz bir varlık, bu hakikati bilmeyen biz insanlar ne yazık ki belki de bu söz şunun için şu anda doğrudur. Denize düşen yılana sarılıyor. Yani insanlar başka insanlardan beklenti içinde düşeyebiliyorlar. Halbuki o beklenti içinde oldukları insanlardan dilediklerini alabilmeleri Allah'a sığınmasına bağlı. Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin bize yardım etmesi söz konusu değil. Mürşit de buna dahil. Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde "Ve ma arsalna min rasulin Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse resule itaat Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmuyor. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi Resul de ondan şu mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Resul burada Allah'ın yardımının bize ulaştıran bir yansıtıcı bir ayna olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla diğer insanların da Allah'ın yardımını bize yansıtabilmeleri yine Allah'ın iznine bağlı. Her şeyden evvel istediğimiz sonuçlara elde edebilmek, ulaşmak Allah'a sığınmaktan geçer. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Ustan hocam şeytandan uzaklaşmanın yolu nedir? Şeytandan uzaklaşmanın yolu kesinlikle nefs tezkiyesidir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolları şeytan nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle bize etki edebiliyor. O zaman şeytanın vücuda giriş yolları nefsin tezkiyesinden geçer. Nefs tezkiyesi de bir dilektir kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, kayıtsız şartsız Allah ona mürşit gösteriyor ve o mürşitle de Allah o kişinin nefsini tezkiye ediyor, ruhunu kendisine ulaştırıyor ve şeytana kulmaktan allah Teala kurtarıyor. O zaman allah Teala'nın kalü bela gününde fizik vücuttan almış olduğu hal, Yasin suresinin 60-61. ayet kelimesinde kerimesinde zikredilen konu, Alam ahad ya beni ademe. La ta'budu şeytan. Şeytana kul olmayın. O size bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size bir düşmandır. Ve ne bu dünya hazır sirat-ı müstakim? Ve bana kul olun. Bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte Allah'a kul olanlar mürşitlerine tabi olanlardır. Ve sonuçta Allah'ın yedi kademede nefsini tezkiye ettiği şeytanın vücuda giriş yollarını yüzde 51 daralttı insanlardır. E şeytanın üzerimizdeki etkisini sıfırlamak neyle mümkündür? Zikirle. Yani tekrar ediyorum, şeytan nefs vasıtasıyla bize hüküm ferma oluyor. Ama nefs tezkesi bir dilektir. Nefs tasfiyesi de daimi zikre ulaşmaktır. Kim o dileğin sahibi olur da daimi zikre ulaşırsa artık o kişinin üzerinde şeytanın etkisi sıfır ve şeytanın etkisinin sıfır olduğu bir insanda nefsini de Allah'a teslim ettiği için o kişinin nefsi mutlak surette Allah'ın garantisinde ruhun halleriyle hallenir. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun, olsun. Muhtemelen hocam Allah'ın emrettiği bütün hedefler insanların mutluluğu için midir? Yüzde yüz evet. Allah-u Teala'nın vaaz ettiği yedi tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik ucu teslimini yapmak, nefs teslimini yapmak, ihlasa ulaşmak ve irade teslimi bunların hepsi, hepsi, hepsi kesinlikle sadece insanların mutluluğudur. Bu safalar yükseldikçe mutluluğumuz da artar. Yani ruhunu teslim eden bir insan Mürşidine tabi olan Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka daha mutludur. Nefsini teslim eden bir insan ise bizi gücü teslimini yapan, ruh teslimini yapandan daha mutludur. İhlasa ulaşan bir insan diğer beş kademedeki insandan daha mutludur. En üst seviyedeki mutluluk irade teslimiyle kişinin zülcene hain olduğu bir noktayı ifade ediyor. Dolayısıyla bütün mesele bu yedi hedefi gerçekleştirebilmektir. Nisa suresinin 40. ayet-i kerimesine bakalım. Acaba Rabbimiz ne buyuruyor Nisa 40'ta? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُزُمْنَا الْمِسْقَالَ ذَرَّ allah Teala miskal zerre asla zulmetmez. وَاِنْ تَكُوا حَسَنَةٍ يُدَعِفُهُ yutu مِنْ نَذُونُ اَجْرًا عَزِيمًا Eğer bir iyilik hasene yaparsanız onu kat kat arttırır kendi katından büyük ecir verir. Karşılık verir. Öyleyse görüyorsunuz ki allah Teala miskal zerre kesinlikle zulmetmiyor. Yani şerde karşılık birebirdir. Kişi hangi şerri işlerse, işlediği şer miktarı kadar ceza alır, cezalandırmada allah Teala'nın kanunu birebirdir. Ama mükafatlandırmada bire 10, bire 100, 200, 300, 400, 500, 600 ve daha üstü bire sonsuz ve sonsuzun ötesi. Öyleyse mükafatlandırmada allah Teala'nın dizaynı en üst seviyede yer alıyor. Buradan da bu derecelendirme sistemine baktığımız zaman Allah Teala'nın kesinlikle bizi mutlu etmek istediğini net olarak anlayabiliriz. Şerri işleyen kişi cezayı hak ediyor. Ama hayır işleyen kişiye Allah Teala'nın teşviki mükafatları o kadar yüksek ki kesinlikle Allah Teala'nın sadece insanların mutlu olmak istediğini net olarak Nisa 40'tan da anlayabiliriz. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. Muhtemelen hocam şeytanla olan mücadelede mürşidin fonksiyonu nedir? Şeytanla olan mücadelede mürşid olmadan bu hedeflerin hiçbirisine ulaşmak mümkün değil. Çünkü mürşid Allah'ın yardımını kula yansıtan bir ayna. allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Ama kesinlikle Allah'ın yardımı olmadan mutlu olmak mümkün değil. Ve bunu alabileceğimiz tek kapı da mürşid kapısı. Yani mürşidin yar, mürşid olmadan Allah'ın yardımını almak mümkün değil. allah Teala'nın bütün insanlar için kanunu şu. Şer kanunu bire bir, hayır ise bire on. Herkes için. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister nebi. Başlangıç noktasında bütün insanlar için Allah'ın bir kanunu var. Şerde cezalandırma da bire birdir. Hemen onu gösterebilirsek inşallah. Ve hayırda ise bire ondur. Ama kim mürşidine tabi olursa evet seyahatte ceza artırımı yok. Bire bir. Kesinlikle. Ama hasenatta kat be kat arttırıyor allah Teala. Evvela belki de Enam 160'a göre kim bir haseneyle ile gelirse Allah onun misini veriyor. Sonra Bakara 245 karza hasenle ile gelirse Allah Teala kat ve kat arttırıyor. Bire 700 arttırıyor. Kasas 54'te işte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri iki kat verilir. Sevapları iki kat verilir. Onları seyyat kötülü hasenat ile savarlar. Yani kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler onlar sabrın sahibidir. Onların ecirleri iki kat veriliyor. Ceza artırımı. Yani hasenatta kat ba kat arttırılma var ama seyyatta kesinlikle ceza artırımı yok. Hep bire bir olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Utan hocam şeytan insanlara Allah yolunda kılavuzluk yapabilir mi? Evet. Şeytan çok iyi bir kılavuz olabilir. Onun dediğinin tam tersini yapmak kaydıyla. Onun dediğine nasıl bilebiliriz? Eğer Kur'an'ı biliyorsak o zaman kesinlikle iblisin bize yaptırmak istediği Kur'an'a muhalif olan şeylerdir. allah Teala nasıl Kur'an'daki vaz edilen yedi hedef emri yerine getirmemizi istiyorsa kesinlikle iblis de bu yedi hedef emre isyan etmemizi istiyor. allah Teala nasıl vasıta emirleri yerine getirerek nefsimizin tezkiye ve tasfiyesini istiyorsa kesinlikle iblis de bunların yapılmasını istemiyor. O zaman şöyle söyleyelim. iblisin bize söyledikleri tersi Allah'ın bize emrettikleridir. İblis ne diyor? İsyan edin diyor. O zaman biz onun tersini yaptığımız zaman Allah'ın emrini yerine getiririz. İblis ne diyor? Zikretmeyin, oruç tutmayın, şunu yapın, bunu yapın. Bunların tersi Allah'ın bize emrettikleri. Öyleyse Allah'ın biz insanlar için talebiyle şeytanın biz insanlar için talebi taban tabana zıt. Allah'ın bizi taleplerini biliyorsak o zaman şeytanın bu taleplere zıt olması hasebiyle bizi nasıl tesir altına aldığını bilebiliriz. Ve onun tersini yapmamız halinde de iyi bir kılavuz bize ol büyük bir kılavuz olabilir inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonrası razı olsun. Muhtemelen hocam şeytana açık olan kapıları tamamen kapatmak mümkün müdür? Şeytana açık olan bütün kapıları kapatmak kesinlikle mümkündür. Kişi nefsini Allah'a teslim ederse ve kişi kesinlikle muhlis kullardan olursa şeytanın kapısını zikirle kilitleyin diyor Nebiler Sultan'a Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Helekel insanü illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. İşte kim ihlasa ulaşmışsa artık iblisin o kişi üzerinde tesiri sıfır. Ve iblisin o kişi üzerinde tesiri sıfır olduğu için seher vaktinde muhlis kulları allah Teala tövbe-i davet ediyor. Tövbe-i nasulla tövbe edebilenler de salaha ulaşıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam günümüzde Allah'ın mutluluk mesajının unutulması insanların yozlaşması sebebiyle midir? Günümüzde allah Teala'nın mutluluk mesajı olan Kur'an-ı Kerim'in unutulması iblisin devreye insanların eliyle koyduğu emaniye bilgiler kitaplar sebebiyledir emaniye bilgilerin bir başka adı da İsrailiyattır. Yani bu Hz. Musa Aleyhisselam'a indirilen şeriat kitabı Tevrat, Hz. İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve tabi evvela Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. 70'i cehenneme bir tanesi hariç. İşte bu 70 fırkanın kutsal kitaba, Tevrat'a muhalif uydurduğu İsrailiyat vardır. Emaniye. Daha sonra buna Hristiyanların uydurdukları da eklendi. Hristiyanlar da İncil'e muhalif olan birçok Allah'ın kanunlarına ters zanlar din tatbikatına koydular. Onlarla bu çoğaldı. Emaniye daha da ileri gitti ve son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le bu doruk noktaya ulaştı. Şu anda kutsal kitapların unutulmasındaki en üst seviyedeki sebep insanların kendi zanlarıyla dine koyduğu bu bidatler. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının zan sözlerin en yanındır. Zan insanların kendi düşüncesini ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kesinlikle şunu görüyoruz. allah Teala zanına tabi olmayın. Zana tabi olanlar ve zana tabi olmayanlar. Vahye tabi olanlar. Öyleyse şöyle söyleyelim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen bir şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. <laughs> Bu şeriat kitabı şer'i vahiy sona ermiştir Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'de. Bu şer'i vahiyin açıklaması yine vahiy ile gerçekleşiyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah benimle bu dini nasıl başlattıysa, Mehdi Aleyhisselam'a da sona erdirecek. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şıktan kurtulursa, onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte 14 asır level Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Kendisine indirilen son şeref kitabı vahiy ile 23 sene boyunca 7 sabah 4 teslim olarak sahabeye açıkladı, anlattı. Şimdi elimizde şer'i vahiy kitap olan Kur'an-ı Kerim var. Ama Resulullah'ın sünneti din tatbikatından çıkartılmıştır. Resulullah'ın sünnetinin din tatbikatından çıktığını biz nereden biliyoruz? Hemen dinimize girmiş olan 19 tane hurafeye bakacak olursak buradan izah edebilirim. Sünnetin din tatbikatından çıkartması 15. hürafe ile başlıyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. İkinci hürafe vahiy peygamber efendimize sona ermiştir. Üçüncü hürafe Allah görülmez. Dördüncü hürafe nebi olmadan Resul olunmaz. Beşinci hülafe bütün Resuller peygamberdir. Ve belki de bunu da yediye tamamlamak lazım. Yani son nefs seskesini nasıl devreden çıkartmışlarsa dinin hedefi dünyada mutluluktur. Dünyada rahat yoktur demişler. Bir. Hürafe iki. Takva Allah'tan korkmaktır. Bu son yedi tane hürafe din tatbikatına girmiş ve Resulullah'ın sünneti tamamen devreden çıkmış. 14 asır level, asr level asr-ı saadet denmesine rağmen bir takım zevatlar çıkmış. Dünyada rahat yoktur. E dünyada rahat yoksa o zaman o döneme neden asr-ı saadet denmiş? Takva hiçbir zaman Allah korkusuyla alakası olmasına rağmen bir deli bir kuyuya bir taş atmış kırkarlık çıkaramamış. Takva Allah'tan korkmaktır demiş. Halbuki tek başına takvanın sevgi olduğu Maide Suresinin 93. ayet-i net olarak anlaşılır. Maide Suresinin 93. ayet-i bakan bir insan takvanın kesinlikle sevgi olduğu neticelerine ulaşır. Leyse alellezine aminu aminü salihati bakın. Leyse alellezine aminu ve salihati cünaen amin salih amel işlerinin üzerine evvelki tattıklarından dolayı bir günah yoktur izamet takav takva sahibi olmaları hasebiyle ve aminu ve salihati sümmet bu da birinci safa takva ikinci safa takva üçüncü safa takva ve aminu sümmet takav ve e şimdi bir insanın takva sahibi olması salih amele bağlı Amenu <laughs> ve Yani takva sahibi olmak salih amele ise bunun korkuyla ne alakası var? Tamamen Allah'ın sevgisini ifade ediyor ama insanlar Kur'an-ı Kerim'e bakmadan bir takım kavramlara manalar yüklemişler ve işte Resulullah'ın sünneti Resulullah'ın sünneti nedir? Kur'an-ı Kerim'e bir saadet davetçisi ise bir saadet reçetesi ise ve bir saadet garantisi ise o zaman dünyada rahatlık yoktur diyebilir miyiz? Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir ayetse, bir iki, Bakara suresinin ikinci ayet kelimesi. Zalikel kitabu la raybe fi huden Takva sahipleri için bir hidayetse. O zaman Kur'an-ı Kerim Takva Allah'tan korkmak olabilir mi? Vesaire. Bütün bunlar hepsi şeytanın bir tuzağı olarak devreye girmiş ve bu dine girmiş olan hürafelerle kutsal kitaplar tamamen unutulmuş. İnsan tabiatı yozlaşmaya dönük bir olma bir özelliği olması hasebiyle şeytan bu yönünü insanların kullanmak suretiyle insanları el yazması kitaplara bağlamış ve kutsal kitapları da unutturmuş. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Mütterim Hocam her devirde insanları şeytanın tuzaklarına karşı uyaran Resuller gelmiş midir? Yüzde yüz evet. allah Teala Resul göndermezse mazhab etmem buyuruyor. Her kavme mutlaka o kavmin Allah'ın insanıyla Resuller gönderirim buyuruyor. Bu, ay, bu slaytımızı da çıkartırsak net olarak anlarız. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size Allah'ın ayetini tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? En yani dikkatle baktığımız zaman burada yedi tane ayet-i kerime net olarak Resullerin varlığını bize kesin müjdeliyor. Zümer 71 Size Resuller gelmedi mi? Mülk 8, 9, 10 Size nezir gelmedi mi? Enam 48 Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. İbrahim 4 Hiçbir Resulümüz yoktur ki o kavmin lisanıyla göndermiş olmayalım. İsra 15, Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve ise her dönemdeki insanları şeytani tuzaktan kurtarabilecek olan her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri vardır, olmuştur, kıyamete kadar da devam edecektir. allah Teala zaten muminin Suresinin 4. Ayet-i Kerimesinde biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi yok. Ard arda gönderiliyor. Aralarında bir boşluk yok. Öyleyse ancak Veli Resullerin varlığıyla biz kurtuluşa ulaşabiliriz. Fusilet suresinin 29. ayet kelimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Fusilet 29'da قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اذلنا من الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين yani bu ayet-i kerime çok manidar her devirde insan ve cin şeytanlar vardır ve insanları bu insanları yoldan saptıran insan ve cin şeytanlardır bu ayet-i kerimede de o ifade ediliyor kafirler dediler ki Rabbimiz İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıdaki kalanlardan olsunlar. Zaten en aşağıdaki kalanlardan insan ve cin şeytanlar. Öyleyse her devirde bu insanlar, insanlara bu tuzağa düşürüyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Müteahhit Hocam, şeytanın tuzaklarından korunmakta cemaat halinde olmanın önemi nedir? Şeytani tuzaklardan Kurtulmanın yolu cemaat halinde olmaktır. Çünkü e, Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz de mutlu olmak istiyoruz. Dışımızdaki bütün insanlar da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman dışımızdaki her bir insan bizi şeytandan koruyan bir vasıta. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'ın gözlükleriyle baktığımız zaman biz bütün insanlar için bir mutluluk vasıtasıyız. Bütün insanlar da bizim için bir mutluluk vasıtası. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıldığı zaman biz bütün insanlar için bir mutsuzluk vasıtasıyız. Bütün insanlar da bizim için bir mutsuzluk vasıtası. Öyleyse Allah'ın gözlükleriyle bakıldığı zaman biz bütün insanlar için bir mutluluk vasıtasıyız. Dışımızdaki bütün insanlar da bizim için mutluluk vasıtası. Cemaat halinde olmak demek ne demek? O zaman dışımızdaki insanların hepsinin bizi şeytandan koruyan bir vasıta olması demektir. Çünkü onların hepsi bizim için bir mutluluk vasıtası. Biz onları mutlu ettiğimiz zaman kesinlikle onlar bizim için bir koruyucu. Toplumdan ayrılan kimse şeytana lokma olur. İnsanlardan ayrıldığımız zaman şeytana karşı kendimizi koruyabilecek bir dizayn Bizde kalmıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Muhtemelen hocam müsaadenizle izleyicilerimizden gelen sualler var. Bir İstanbul'dan bir izleyicimiz Muhtemelen hocam efendimiz bir sözünde buyuruyor ki zamanın halifesi bütün hastalıkları tedavi edebilen Allah'ın özel bir doktorudur. Müteahhit hocam efendimizin bu sözü bizlere açıklar mısınız? Allah sizden sonsuz razı olsun. Aynen öyle. Mevlana Mevlana Rumi de bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. allah Teala'nın onlara verdiği şeriat kitapları sebebiyle ve allah Teala onlara verdiği yetki sebebiyle nefs hastalıkların doktoru e onların mirasını devralan her devirde vekaleten devrin imamları da aynı yetkinin sahibi. Dolayısıyla yeryüzünün halifesi şu an hayatta olan vekaleten devrin imamı muhterem efendimiz insanlar için kesinlikle oluşabilecek her türlü hastalığın doktorudur. Yani şifayı veren Allah'tır ama o bir sebeptir. Şu anda fizik beden hastalıkları için insanlar ne yapıyorlar? Doktorlara müracaat ediyorlar. Onlar da reçete yazıyor. Ama sonuçta o reçete bir sebep. Fakat şifayı veren yine Allah'tır. E burada da reçeteyi veren kesinlikle devrin imamı, doktor, nefs hastalıkları şifayı veren yine Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olması hasebiyle devrin imamının bütün nefs hastalıkları ve fizik beden hastalıkları için en üst seviyede bir doktor olduğunu bilmemiz lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Biz de müdem Hocam, İş arkadaşım beni namaz kılarken kameraya çekmiş. Cezbelendiğim sırada da bunu insanlara göndermiş ve beni kötü çok kötülüyorlar. Bu durum beni çok üzüyor. Ne yapmalıyım Allah razı olsun. Hayır. Gayet kalbin müsterih olsun sevgili kardeşlerim. Cezbe ile ilgili 5 tane ayet-i kerime var. Hemen şu anda ekrana alırsak şu anda bizi dinliyorsan bunu hemen fotoğrafını çek ve sevgili kardeşlerim siz dininizi yaşamayabilirsiniz. Ama ben dinimi yaşamak, ahlaklı bir insan olmak, mutlu bir insan olmak istiyorum. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bana bir lütfu keremi, bu ayetlerde sağlanan cezbe, işte o namazda Allah'ın bana verdiği cezbedir. Ve bu benim için bir iftihar vesilesi. Tamam, siz ne düşünürseniz düşünün ama benim sizi bu kötü zandan kurtarmam, bu ayetleri size göstermem gerekiyor. Benim bu ayetleri size göstereyim ama siz yine serbest iradenin sahibi olduğunu dilediğinizi düşünebilirsiniz. Hiç kalbin müsteri olsun. Böyle etkilendiğin zaman hemen Allah'a sığın ve zikrini arttır. Ve bu ayetleri de onlara göster. Onların senin bu hakkındaki kötü zanları senin aleyhine değil. Sana derecet kazandırıyorlar. Sen basın nasıl namazda namazın için kıldın? Derecet kazanmak üzere. Mutluluğu yaşamak üzere onlar da farkında olmadan sana derecet kazandırıyorlar ve senin daha fazla Allah'a yaklaşmanı, daha fazla mutlu olmanı sağlıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki her olayın farklı ambalajları olabilir. Ama o kutuda Allah'ın tek bir muradı var. A şeklinde, B şeklinde kesinlikle bizim mutlu olmamızdır. Allah Teala bizi şerle de imtihan ediyor. Allah Teala bizi hayırla da imtihan ediyor. Eğer imtihanı verebilirsek her halükarda mutluyuz. Şer önümüze geldiği zaman yapmasak mutluyuz. Hayır önümüze geldiği zaman yaparsak mutluyuz. Yani muradi ilahi sadece bizim mutlu olmamızdır. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Biz diyeceğimiz bu hocam insanlar çips, dondurma ve benzeri market ürünlerinin içerisindeki şifreleri gönderip araba, telefon kazanmak gibi çekilişlere katılıyorlar. Çocuklarımız da katılmak istiyorlar. Bu konu ne kadar doğrudur Allah razı olsun. Yani kumar nevine giriyorsa doğru değil. Her türlü oyun kumar Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en sevdiği iki kanunu liyakat ve insan kanunu. Dikkatle bakın. Biz hamd eder şükür Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Ve müşidimize tabi olduktan sonra nefs eskesi yapıyoruz. Ve Efendimizin bize verdiği bir dua var. Ey Yüce Allah'ım vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz diye dua ediyoruz. Öyleyse bizim her an Belli bir liyakatımız var. Diyelim ki bizim liyakatımızın gerektirdiği nedir? İkinci el 10 bin TL'lik bir araba kullanmak. Liyakatımız bunu gerektiriyor. Şimdi bize mini piyango çıktı. 500 bin TL'lik bir gitsek işte ben de an anlamıyorum fiyatlarını ama Diyelim ki o fiyatta olan bir araba alır, kullanırsak o bize mutluluk getirir mi? Ne yazık ki hayır sevgili kardeşlerim. Yani allah Teala bizim mutlu olmamız için eğer gerçekten bu nesneler bizi yozlaştırmayacaksa, mutsuzluğumuza sebep olmayacaksa verirdi. Nitekim allah Teala şöyle buyuruyor Zuruf suresinin 33. ayet kerimesinde Rahman'ı inkar edenler Rahman'ı inkar edenler insanlar tek münhalana gelen olmaz rahmanı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar üzerinde yükseldikleri merdivenler Zuruf 33 34 35 Üç ayet-i peş peşe ekleyelim. Ve zuruf 36. Şimdi bu ayetlere dikkatle bakalım. Son talilde, son dönemde altın yahidal çağında insanlar mutlaka bir boluk bereket dönemini yaşayacaklar. Tek ümmet haline gelecekler. Herkes asr-ı hidayeti yaşayacak. Ama eğer diyor allah Teala asr-ı hidayete insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı bu dünyanın peşinden koşanların bakın onlara ne yapardık diyor. Rahman'ı inkar edenler dünyanın peşinden koşanların evlerine mutlaka gümüşten tavanlar üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Onların evlerine kapılar üzerine de yaslandıkları koltuklar onları da gümüşten yapardık. Üstlerine mücevherler yapardık. Bunların hepsi sadece dünya hayatının metahıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleridir. Öyleyse makbul olan ahirettir. Takva sahipleri için hazırlanan ahirettir. Ve bakın bu dünya hayatının peşinden koşanlar, yani Rahman'ı inkar edenler. Men şu an zikru Rahman'ı nu şeytanen. Bu Rahman'ı inkar edenler şeytanla aralarında bir bağ. Kim Rahman'ı inkar ederse şeytan ona arkadaştır. Öyleyse şeytanın arkadaş olduğu insanlara bu zenginlik veriliyor. Öyleyse marifet zenginlik değil. Zenginlik bir mutluluk vasıtası değildir. Allah'ın zikri bir mutluluk vasıtasıdır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz söz olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam bir başka arkadaşımın kendisi için istihare namazı kılmamı istedi. Başkası için istihare namazı kılınabilir mi? İstihare namazı nasıl kılınır? Allah razı olsun. İstihare namazı kılınabilir. Ne diyor mesela bu kardeşimiz belki sana o şekilde diyor ki e, ne diyelim en çok insanların müracaat ettiği şey evliliklerde kendi bir talibi çıkıyor. Diyelim ki kız olsun bir talibi çıkıyor. Acaba bununla evlenirsem bana mutluluk getirir mi? Diyelim ki kabul ederim siz de onun bir kız arkadaşısınız ve size güveniyor. Yapabilirsiniz bunu. Ne yapmanız lazım? busul abdesti almanız lazım. Ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan kış saati uygulamasında 12'den sonra gusül e, abdesti kılarak iki rekatlık bir namaz kılacaksınız. Birinci rekata Fatiha'dan sonra Kuyayyel Kafirun ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas Suresini okumak suretiyle öyle kabul edin. Böyle bir misali verdim. Bu arkadaşımın kendi talebi e, kişiyle evlenmesi uygun mu? ona mutluluk getirir mi? Eğer beyaz ve yeşil renk size gösterildiyse o zaman uygun. Kırmızı ve yarı, siyah renk gösterildiyse uygun değil. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. Muhterem Hocam bir izleyicimiz Efendimiz'e tabi bir akrabam var. Felç geçirdi. Şifası için Efendimiz'in sohbetlerini dinliyor. Dinlemem gereken özel bir sohbet var mı? Şifa bulmak için başka ne yapabilirim diye soruyor. Allah razı olsun. Bu konuda Efendimiz'e daha evvel muhakkak ki sual sorulmuş ve Efendimiz bir cevap vermiştir. Mevfele'ye ulaşsın, o Efendimiz'in bu konudaki verdiği cevabı uygulasın inşallah. Bir de zikrini arttırsın, devamlı Efendimiz'in sohbetini de dinlesin inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz diyeceğimiz Muhterem Hocam, tasavvufta olmayan kişiler afetlerine tabi olmasına rağmen bazı insanları sevme konusunda bizden daha iyi olabiliyorlar. Onların ruhlarındaki hasletler yüzde yüz iken ruh tesliminden sonra bizde neden hasletimiz yüzde değil? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim öyle değil. Yani o insanlar nihayetinde bu dünyada mutlu olabilirler. Ama o insanlar ne olursa olsun hangi davranış biçimini gösterse göstersin kalben ulaşmayı dilemedikleri takdirde kesinlikle şartlar ne olursa olsun gidebilecek tek bir yer var cehennem. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi herkesin kulağına küpe olacak bir ayet-i kerime, çift ayet-i kerime. Ne diyor allah Teala? اِنَّ la لَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا hayatı dünya, Dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olmaya çalışıyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ayetlerden gafil olan insanlar gidebilecek tek bir yer var. Cehennem. Ayet-i kerime. Ulaikim, al Şimdi Allah dostu Necip Fazıl kürek diyor ki Üç günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. O zaman diyelim ki üç günlük dünya hayatı ne diyelim en üst seviyedeki rafa içinde bir hayat yaşıyorsunuz. Ama ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman üç gün diğeri sonsuz. O zaman akıllı insan üç gün için mi çalışması yoksa ölüm sonrası sonsuz bir hayat için çalışması mı? Eğer bu mukayese yapabilirseniz ben inanıyorum ki akıl sahibi herkes diyecek ki elbette sonsuz hayatı ben tercih ederim. O zaman onlar bu dileğin sahibi olmadıkları takdirde o sonsuz ebedi hayatı hüsranda kaybedenlerden oluyorlar. Onları öyle görebilirsiniz. Sizin cephenizden bakıldığı zaman onların bir takım davranışları ruhun hasretlerinin ağırlığı sebebiyle öylese görünebilir. Ama kesinlikle onları da dipsiz bir kuyuya esfel-i safine gönderecek olan öyle kötü davranışlar var ki onları belki siz görmüyorsunuz. Yani şunu bir insanın diyebilmesi ya bak bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama bizden çok daha güzel davranışlar gösteriyor. Biz tasavvuftayız ama onlardan daha alt, gerideyiz. Hayır. Hiçbir zaman bu ölçünleme doğru değil. Bunu yapan kişi de yanlış bir hükümde bulunuyor. Allah'a göre doğru ölçü kazandıkların kaybettiklerinden fazla olmasıyladır. Allah'a göre yanlış yani kaybedenler kaybettikleri kazandıklarından fazladır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin devamlı kaybettikleri kazandıklarından fazlaysa Allah'a göre iyi mi, kötü mü? Elbette kötü. Öyleyse önemli olan sizin ölçünüze göre değil, Allah'ın koyduğu ölçüye göre o kişi hakkındaki durum. O zaman çok çok Allah'a hamd ve şükredin ki Allah size Allah'a ulaşma dileğini nasip kılmış, öğrenmişsiniz allah Teala başımıza devrin imamı Allah'ın tasarımında olan muhterem efendimizi getirmiş. Başımızda o var. Ve huzur ve mutluluk içinde bir hayatımız var. Ne diyorsunuz yoksa öyle değil mi? Allah her şeye kadir. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Hocam, müsaadenizle Balıkesir'den Hüseyin Bey bize bir görün. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmet öpüyorum. Sizleri kalbimden çok ama çok ama çok seviyorum Muhterem Hocam. Muhterem Hocam inşallah benim sualim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklayabilir misiniz Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatü. Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Gerçekten de Hüseyin kardeşimiz çok güzel bir sual sordu. Kim beni Allah'tan isterse kesinlikle şefaatime hak kazanır. Zamanın evvelinde bir kısa anlatılır. Bir abid çok ibadet yapan kişi ama hep Peygamber Efendimiz'i istiyormuş dağ bayır dolaşarak bağıra bağıra Peygamber Efendimiz'i arıyor. Bir Allah dostu da görüyor diyor ki ya böyle dağ başında bağıra bağıra Resulullah aranmaz ki diyor. O zaman diyor madem ki böyle aranmaz sen nasıl aranacağını biliyorsun bana söyle diyor. O zaman diyor git falan yerde bir Allah dostu var. O sana nasıl Allah'ın Resulü görülür, bulunur, o sana tarif edecek. Bir dediğini iki etmiyor ve yola düşüyor. Epey bir yorucu yolculuktan sonra o kişiyi buluyor, selam veriyor. O da selamını alıyor ama çalıştığı için bir yerde devam ediyor işine. Ya diyor bu kadar uzak yoldan ben geldim. Bu kişiyi bulmak üzere benimle ilgilenmedi. Çekip gidiyor camide tekrar namazını kılmak üzere ama İşin bitiminden sonra vallahi dostu onu buluyor. Bulduktan sonra diyor ki biliyorum ki bir hacetin var. Sen Resulullah'ı görmek istiyorsun. Evet diyor aynen böyle. Ben Resulullah'ı görmek istiyorum. O zaman diyor bana kesin söz veriyor musun? Benim her dediğimi yapacak mısın? Söz diyor. Söz mü söz? Tabi o gün evinde onu misafir kılıyor. O Allah dostu. Beraber sohbet ediyorlar. Bak diyor tekrar ediyorum. Ben ne yapıyorsam sadece sen onu yapacaksın değil mi? Evet diyor kesinlikle senle asla isyan etmeyeceğim. Hep itaat edeceğim. Ve rüyada Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dört tane halifesi evinde misafir olduğu Allah dostu beraber rüya aleminde Peygamber Efendimiz sohbet yapıyor. Fakat Peygamber Efendimiz Dört tane halife Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve hem de misafir olduğu kişi bir davranışı aynen yerine getiriyorlar. Ama bizimkinin aklına yatmıyor. Ya diyor öyle şey olur mu diyor. <laughs> öyle şey olur mu diyor ve Peygamber Efendimizin dört halifenin evinde misafir olduğu Allah dostunun tam tersine bir davranış sergiliyor. Sabahleyin yanında diyor ki hemşerim ne haber diyor. Hani sen bana itaat edecektin. Ya diyor seninkiyle akla uymuyor ki senin yaptığın. Öyle şey olur mu diyor. İşte sevgili kardeşlerim gerçekten kim Resulullah'ı istiyorsa o şefaate hak kazanır. Resulullah'ı isteyenler kimler? Resulullah'ı isteyenler 12 tane ihsanı Allah'tan alanlar. allah Teala 12 tane ihsanla hacet namazı kılması halinde mutlaka o kişiye mürşid gösteriyor. Bugün Allah'ın bize gösterdiği mürşide kim tabi ise aslında günahların sevaba çevrilmesi şefaattir. Ve Resulullah'ın şefaati o kişinin eliyle gerçekleşiyor. Şefaat bu dünya hayatında o. Ama o Allah dostunu istemek aslında kimi istemektir? Resulullah'ı istemektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayatım da mematım da sizin için rahmettir. Öyleyse hayattayken rahmet olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin mematı da rahmet. Nitekim kim herkes bilir ki kim hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olursa nefs tezkiyesiyle 7-8 aylık süre içerisinde bitiminden sonra mutlaka ikinci ruh kafilesinin içerisinde levh-i muhafızdaki eğitime başlar. Ve o zaman sağ tarafta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sol tarafta da Mehdi Resul olmak üzere bu işlem onlar tarafından gerçekleştirilir. Öyleyse kim beni Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Resulullah'ın şefaatine hak kazanmak mutlaka 12 tane insanla Allah'ın bizim için tayin ettiği Resulullah'ın varisini istemekten geçiyor. Resulullah'ın varisini istemek Resulullah'ı istemektir. Allah razı olsun. Allah sizden olsun. Usta hocam bir izleyicimiz, namaz abdestim çok çabuk bozuluyor. Temimle abdest alsam olur mu? Allah razı olsun. Bir özrün yoksa hayır tabii bir takım hastalıklar olabilir falan şu bu ama mümkün olduğu kadar azimetlere sarıl. Yani e, zorunlu olmadıkça normal abdestini almaya çalış ama çok daha fazla sebeplerin varsa o zaman elbette alabilirsin. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Bir izleyicimiz bulunan hocam özür dilemenin ve affın kalple ilişkisini anlatır mısınız? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, özür dilemek de hafta mutlaka kalpten olmalı. Genellikle birçok şeyimiz dilden oluyor. Hatta ilk zamanlar hatırlıyorum, biz tasavvufa yeni girmiştik. Efendimiz bu konuları bize anlatıyordu. Tabi nefsimiz hala yüzde ayakta. <laughs> Fakat Efendimiz buyuruyor ki, işte birbirinizi sevin, birbirinizi affedin. Bu tip olaylar olduğu zaman Allah senden razı olsun diye yani adeta adeta başka bir sanki şey ister cinsine evet sözümüz Allah onlar ama <laughs> yani elimizden gelirse neredeyse onu boğacak durumdayız. Tabi böyle olmamalı. Gerçekten kalpten olması halinde bütün her şeyimizde o kardeşimizi affedebilmeliyiz. Ona karşı yüzde yüz hatalı olduğumuzu kalbimizden hissedebilmeliyiz. Böyle olunca Rabbimizin yardımı gelir. Yoksa dilimizin ucuyla söylememiz bizi aynı sonuca ulaştırmaz tabi. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Biz dizimiz müteahhit hocam. Endişe ve vesvese aynı şeyler midir? Allah razı olsun. Endişe vesvesenin sadece bir bölümünü oluşturuyor. Vesveseler hep alanda, her alanda gerçekleşiyor. Ama endişe belli bir alanı. Mesela kişinin gelecek endişesi var. Şu bu. Ama iblis sadece gelecekle alakalı, nefs gelecekle alakalı vesvese vermiyor ki bütün alanlarda o vesveselerle bizi kuşatmaya çalışıyor. Allah razı olsun. Allah size sonsuz razı olsun. İzleyicimiz bu tarafa hocam. Her şeye rağmen nasıl mutlu olabiliriz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gerçekten her şey o kadar mutluluk verici ki tarifi gayri mümkünsüz. Bakın dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennet. Tek bir dileğimize bağlı. Tek bir dilek. Ondan sonra ondan sonra da etrafımızda hep insanlar var. Bu etrafımızdaki bütün insanlar ulaşmayı dilemeyenler, ulaşmayı dileyenleri önümüze geçireceğiz. Ulaşmayı dilemeyenleri de bu istikamette ruhlarına hitap ederek onları mutlu edebilirsek, işte bu dünya bir cennet. Bundan daha üst seviyede bir mutluluk olabilir mi? Mutluluğun hem afaki yönü var hem enfüsü yönü var. Enfüsü yönü işte bir tek dilek. Afaki yönü de etrafımızdaki insanları mutlu etmek. Bundan daha kolay ne olabilir? Yani her an Zülcenahayn olarak iki kanatlı uçabiliriz. Mutluluk içinde bir hayatı yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Allah'tan olsun. Allah olsun. Müsaadenizden İstanbul'dan Hüray Bey bir görüntülü soru. İnşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü. Sevgili Cevap Hocam selam eder mübarek yerlerinizden öper. Saygılar sunuyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah sevgili Cevap Hocam. Sat 29 ile Muhammed 24'ü inşallah bizlere açıklar mısınız? Selam eder mübarek yerlerinden öper. Saygılar sunuyorum inşallah sevgili Cevap Allah razı olsun. Aleyküm selamun amtula Kardeşim biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün İstanbullu kardeşlerimize mutluluk diliyoruz. Saat 29'da kitabın enzanına uleyke mübareken yede yedeb hayati ve tezekkere elbab. Sevgili kardeşlerim bu ayet kerimede Allah Teala diyor ki bu muharek kitabı sana indirdik. Ayetleri tedbir etsinler. Yani ayetlerle tedbir alsınlar. Mesela ahiret hayatına karşı ayetlerle tedbir almak, Allah ulaşmayı dilemektir, mürşide tabi olmaktır, ruhu teslim etmektir. Dünya hayatına karşı ayetlerle tedbir almak, etraftaki insanlara mutlu etmektir. Ulli Elbab tezekkür etsin, yani anlatsın bu kitabı, anlatsın ama diğer insanlar da ayetlerle tedbir alsınlar. Veya başka bir deyimle Ulli Elbab ayetleri açıklasın. Açıkladığı muhatap olan insanlar da ayetlerle tedbir alsınlar, onları yerine getirsinler. Muhammed 24 Efele yetedebirnel Kur'an Hem ala kulubun Hala Kur'an'ı tefekkür etmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilit mi var? Kalplerinde kilit olanlar Kur'an-ı Kerim'le tedbir almayanlardır. Kur'an-ı Kerim'le tedbir alanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen İnsan Kur'an'la tedbir alandır. Çünkü kalben ulaşmayı dilerse Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Allah'ın bize verdiği bir söz var. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman ruhumuzun Allah'a ulaşması için bize düşen ne? İrademizle tedbir almak. Hemen Allah'a ulaşmayı kalben dilemek. İşte Şura 13 Yahdi ilehi men yünip, Rad 27 yahdi ileyhim enab ister yahdi ileyhim yenip ister yahdi ileyhim enab olsun bana ulaşmayı dileyeni onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım. O zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştırmasını istiyorsak bizim tedbir almamız lazım. Bizim kalben ulaşmayı dilememiz lazım. Kalben ulaşmayı dilediğimiz zaman biz Kur'anla tedbir almış oluyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden olsun. razı olsun. mi tamam Hocam, Allah insanı şerefli mahlukat olarak yaratmış diye öğrendik. Allah'a ulaşmayı dileyenler için midir bu geçerlidir bu şeref Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Bir daha tekrar eder misin? İnşallah Muhterem Hocam. Allah insanı şerefli mahlukat olarak yarattığını öğrenmiş öğrendik. Allah'a ulaşmayı dileyenler için mi geçerli bu şeref? Allah razı olsun. Evet. Çünkü diğerleri Allah'ın kendisine bahsettiği en üst seviyedeki paye ruhu hiç dikkate almayanlardır. Kalben ulaşmayı dilemeyenler o insanlar da ruh olmuş veya olmamış bir şey fark etmiyor çünkü Allah'ın o insanlara ruh vermesindeki murad en azından tek bir taleple teskiye ve daha sonra tasfiye olsunlar ve bütün mahlukatın en üstünde yer alsınlar. Ama insanlar eğer bunu dileme Allah'a ulaşmayı dilemezlerse o zaman bunlardan hiçbirisinden faydalanamazlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam, Enbiya 35'te hayırla ve şerle ve fitne ile imtihan edilmek ne demektir? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, her an etrafımızda insanlar var. Ve her an bu insanlar ruhların talebine uyarak hayır yapabilirler. O zaman bizim için bir faydadır. Veya şer yapabilirler, bize tesir ederse bu bizim için bir zarardır. Kader sebebiyle her an bir fayda veya bir zarara veya başka bir deyim bir hayra ulaşıyoruz. Bizim için kesinlikle bir şey hükmünde değil. O zaman hayırla imtihan edilmek, şükrü şerle imtihan edilmek sabrı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Uten hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik programımızın sonunda. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun Efendimizin nimetiyle. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.